anlamada ya da anlatım bozuklukları. Şimdi anlatım bozuklukları iki sebepten meydana gelir. Birincisi bağdaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozuklukları. Yani bağdaşıklık anlam demek. İki, bağlaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozuklukları. Bağlaşıklık dil bilgisi anlamına gelir. Bağdaşıklık anlam, bağlaşıklık soruda karşınıza gelir arkadaşlar sorularda. Dil bilgisi. Anlama dayalı yani bağdaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozukluklarının başında gereksiz sözcük, gereksiz kelime kullanımı gelir. Anlamdaş sözcükler yani eş anlamlı sözcükler, sözcük grupları ikilemeler dışında bir arada kullanılırsa cümlede duruluk bozulur. Anlatımın özelliklerini paragraf konusunda işlemiştik. Duruluk, özlülük, yoğunluk vesaire hani duruluk ilkesi gereksiz sözcük kullanıp kullanmamakla alakalı bir özelliktir. Eğer bir cümlede eş anlamlı iki kelimeyi bir arada kullanırsam, aynı cümlede kullanırsam o cümlede gereksiz sözcükten kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelir. Mesela Neşe, yani Neşe çok şey oldu. Ayşegül neşeli ve şen biridir dediğimde neşeli ve şen kelimeleri anlamdaş yani eş anlamlı sözcükleri olduğu için ve eş anlamlı sözcükleri de aynı cümlede kullandığım için anlatım bozukluğu oldu. Veya Emir varlıklı ve zengin biridir dediğimde yine anlatım bozukluğu var. Çünkü varlıklı ve zengin kelimeleri aynı anlamı karşıladığı için gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Yanılmıyorsam, şimdi sayfadan okuyorum. Yanılmıyorsam onunla ilişkisi olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi hem tahmin ediyorum diyor, hem de yanılmıyorsam diyor. Aynı anlamı verecek iki kelimeyi, iki ifadeyi aynı cümlede kullanıyor. Nedir bu? Anlatım bozukluğudur. Bu gençler ölmek üzere olan can çekişen bir sanat dalını canlandırmak için yetiştiriliyor. Bu cümlede de anlamdaş kelimelerin birlikte kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Neden? Çünkü arkadaşlar ölmek üzere olan biri zaten can çekişir. Yani canı çıkacak durumdadır. Ölmek üzere olan bir canlı, canlının canı zaten çekişir. Yani o can vücuttan, bedenden çıkacak durumdadır değil mi? O yüzden ölmek üzere olan dedikten sonra can çekişen dememize gerek yok. Burada can çekişen gereksiz ifadedir. Ölmek üzere olan ifadeyle aynı anlamı veriyor. Kişi ne zaman can çekişir? Öleceği ne zaman can çekişir? Buralara ayda yılda bir seyrek olarak gelirdi. Zaten seyrek gelmek ayda yılda bir gelme anlamına gelir. Veya ayda yılda bir gelmek seyrek gelmek anlamına gelir. Ayda yılda bir yahut seyrek kelimeleri anlamca birbirini karşılıyor zaten. Bu iki ifadeden birini çıkartmamız gerekiyor. Örnekte seyrek kelimesi çıkartılmış. Doğru. Buralara ayda yılda bir gelirdi. Desek de doğru. Buralara seyrek gelirdi. Desek de doğrudur arkadaşlar. Hiç yoktan yere çocuğun üzerine bu kadar gitmen doğru değil. Şimdi hiç yoktan, yanlış okudum. Hiç yoktan yok yere. Şimdi hiç yoktan ifadesiyle yok yere ifadesi aynı anlamı karşılıyor. Bu iki ifadenin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Bu iki ifadeden birini çıkartman gerekiyor. Hiç yoktan çocuğun üzerine bu kadar gitmen doğru değil. Doğru. Ya da hiç yoktanı çıkartırım. Yok yere çocuğun üzerine bu kadar gitmen doğru değil. Doğrudur arkadaşlar. Anlamdaş sözcükleri aynı anlamı karşılayan ifadeleri aynı cümlede kullanmak gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Kasıtlı olarak ağır gidiyorum. Tüm örnekleri gösteriyorum size. Bugün iş yerinde tebrik ve kutlama ziyaretlerinde bulunduk. Zaten arkadaşlar tebrik kutlama anlamını verir. Kutlama
tebrik anlamını verir. Doğru değil mi? Aynı anlamı veren iki kelimeyi bir cümlede kullanmak anlatım bozukluğu olur. İkisinden birini çıkartırım. Kutlama çıkartılmış. Bugün iş yerinde tebrik ziyaretlerinde bulunduk. Kutlama da olabilirdi bu. Onların ortaklığı, çıkar ve menfaatleri sona erdiğinde biter. Çıkar menfaat demek, menfaat çıkar demek. Aynı anlamı karşılayan iki sözcük bir cümlede kullanılmış. Anlatım bozukluğu var. Ya çıkar kelimesini ya menfaatler kelimesini cümleden çıkarmam gerekiyor. Çıkar kelimesini cümleden çıkartmışlar. Onların ortaklığı menfaatleri sona erdiğinde biter. Ali Çavuş'un ikinci cümleler, yay ayet içerisinde yazılan cümleler doğru arkadaşlar. Ali Çavuş'un kendisine verilen görevi üstlenmediğini, vazifeden kaçtığını gören olmamıştır. Bakın, görev vazife demek zaten. Vazife görev demek arkadaşlar. Doğrusu nasıl olmalıydı? Yani görev ve vazife bu iki kelimeyi aynı cümlede kullanmamamız gerekiyor. Çünkü görev demek vazife, vazife demek görev demek. Ali Çavuş'un kendisine verilen vazifeden kaçtığını gören olmamıştır. Evet, bir sorumuz var arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Şıkları okumanızı rica ediyorum, sessiz bir şekilde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Acele cevap vermeyin. Cevaplarınıza bakıyorum. Çok iyi düşünün arkadaşlar. Mügeciğim, mesela çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği bu kasabadan ayrılmak zor gelmişti. Şimdi soru diyor ki gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu diyor. Şimdi bu Denizli'de eş anlamlı veya aynı anlamı verecek ifade nerede var ki? Çocukluk, gençlik. Ayrı kavramlardır bunlar. Bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık. Bunlar ayrı kavramlardır. Ezgi, Berra, tamam Mügeciğim. Konu hakkında bilgi sahibi olduktan sonra soruyu okuyunca iyi düşünmen gerekiyor. Bilerek bekliyorum çok az. Başka cevap veren de olur diye. Evet, diğer arkadaşlarımın görüşlerini de alabilir miyim? Eray, senin de cevabını gördüm. Bilerek şimdi A, B, C demiyorum. Bilge, sevgi ve hoşgörü kavramları anlamdaş değildir. Sevgi farklı bir duygudur, hoşgörü farklı bir durumdur. Çiğdem, gördüm cevabını. Evet, cevabı açacağım arkadaşlar. Başka cevap vermek isteyen varsa yazabilir. Cevabımızı açıyorum. Genel olarak doğru cevapladınız. Aferin. Cevabımız tabii ki Adana arkadaşlar. Şirketimiz 40 yıldır bu temel düşünce ve prensipler sayesinde düşünce ve prensip aynı anlama gelen sözcüklerdir. Prensip zaten, benim prensiplerim var deriz ya hani. Prensip ne demek? Temel düşünce demek. Düşünce ve prensip kelimeleri anlamdaş olduğu için
Ya bunu ya bunu, ikisinden birini çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Şirketimiz 40 yıldır bu temel düşünceler sayesinde ayakta kalabilmiştir. Ya da şirketimiz 40 yıldır bu prensipler sayesinde ayakta kalabilmiştir dememiz gerekiyordu. Devam ediyoruz. Arada sorular var. Çözeceğiz tabii ki. Anlamca cümledeki başka bir sözcük ya da ekin içinde bulunan bir sözcük buna rağmen yazılırsa cümlede duruluk bozulur. Bakalım ne demek istiyor? Üç arkadaş kazandıkları parayı kendi aralarında eşit olarak paylaştı. Mantıklı bir düşünün arkadaşlar. Üç arkadaş kazandıkları parayı tamam kendi aralarında eşit olarak paylaştı. Şimdi kim paylaştı? Paylaştı İkram. Kim paylaştı? Üç arkadaş. Üç arkadaş kazandıkları parayı paylaştı. Eşit olarak. Kendi aralarında demeye gerek var mı arkadaşlar? Zaten paylaşan kim? Özne kim? Üç arkadaş. Kim paylaşacak? Üç arkadaş. Kendi aralarında dememize gerek yok. Gereksiz sözcüklerdir onlar. Araba almak için, pardon, araba almak bizim için çok gerekli bir ihtiyaçtı. Şimdi ihtiyaç kelimesi. Zaten ihtiyaç bir şeye gereksinim duymaktır. Mesela ben kazağa ihtiyaç duyarım, kazak alırım. Sigaraya ihtiyaç duyarım, sigara alırım. İhtiyacı ne zaman duyarım? Belli bir mala gereksinim duyduğumda. Yani o mala ihtiyaç duyduğumda, onu almak istediğimde, onu almam gerektiğinde alırım. O yüzden cümlede ihtiyaç dedikten sonra gerekli dememe gerek var mı arkadaşlar? Araba almak bizim için çok gerekli bir ihtiyaçtı. Gerekli dememe gerek yok. İhtiyaç duyduysan zaten gereklidir araba. O yüzden gerekli dememize gerek yok. Gerekli orada nedir? Gereksiz sözcüktür arkadaşlar. Devam ediyorum. Resmi devlet dairelerinde çalışanlar Cuma günü mesai yapacak. Devlet daireleri zaten resmi kurumlardır. Resmi dememize gerek yoktu. Devlet dairelerinde çalışanlar Cuma günü mesai yapacak dememiz gerekiyordu. Bu sonuca ulaşacağını belki de biliyor olmalılar. Bu sonuca ulaşacağını belki de biliyor olmalılar. Şimdi arkadaşlar olmalılar diyerek burada zaten ben gereklilik anlamı veriyorum. Doğru değil mi? Bu cümlede belki de ifadesini kullanmamam gerekiyordu. Gereksizdir. Belki de kelimesini kullanmadığımda zaten cümlede belki anlamı var. Bu sonuca ulaşacağını biliyor olmalılar. Tahminde bulunuyorsun. Gereklilik gibi kullanmışsın. O yüzden belki de kelimesini söylememen daha doğruydu. Onunla ilk kez bir arkadaş toplantısında tanıştık. Şimdi tanışmak eylemi, tanışmak fiili zaten ilk kez gerçekleştirilen bir durum değil midir? Mesela Mehmet'le tanıştım dediğinde, Mehmet'le zaten ben Mehmet'i zaten daha önce tanımıyordum. Bir saniye. Ben zaten Mehmet'le şu ana kadar karşı karşıya gelmedim yahut konuşmadım. Onunla bir iletişimim olmadı. Zaten tanışmak ilk kez karşılaşmak yahut ilk kez iletişim kurmak demektir arkadaşlar. O yüzden tanışmak eylemiyle birlikte ilk kez ifadesini kullanmak yanlıştır. Sen kaç kere tanışacaksın bir insanla? Bir kere. O bir kere de ilk kez olur zaten. Türkçe'de Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş sözcükler vardır. Şimdi bu cümlede arkadaşlar özellikle Arapça, Farsça kelimelerinin aldığı ça eki isimden isim yapım ekidir. Arap isminden Arapça, Fars isminden Farsça ismi türemiştir. Ve bu cümledeki, bu kelimelerdeki daha doğrusu ça yapım ekleri dil anlamını verir. Arap dili ve Fars dili anlamını verir. Mesela Arapça öğreniyorum dediğimde Arap dili öğreniyorum anlamındadır bu. Ça eki kelimeye dil anlamı verir. O yüzden Arapça, Farsça dedikten sonra arkadaşlar dil dememe gerek yok.
dillerinden kelimesi gereksiz sözcüktür. Ürünlerimiz ilk defa olarak o yıl dünya pazarlarına çıktı. Bariz belli zaten burada gereksiz sözcük. Ürünlerimiz ilk defa şu olarak kelimesi gereksiz sözcüktür. Ürünlerimiz ilk defa o yıl dünya pazarlarına çıktı. Batı ve güney bölgeleri yağmurlu geçerken öte yandan doğu ve kuzey bölgeleri de soğuk olacak. Şimdi batı ve güney bölgeleri yağmurlu geçerken geçmek fiiline gelen ken zat fiili ki zaten cümleye zaman anlamı veriyor. Batı ve güney bölgeleri yağmurlu geçtiği zaman oradaki ken zat fiili ki cümleye zaman anlamı katıyor. O yüzden öte yandan demene gerek yok. Batı ve güney bölgeleri yağmurlu geçerken doğu ve kuzey bölgeleri de soğuk olacak dememiz yeterli. Bazı ekler, bazı kelimeler cümlede gereksiz kullanılmış arkadaşlar. Mesela bazı ekler cümleye başka, mesela diyelim ki kafamdan söylüyorum. A eki cümleye zaman anlamı verirken sen zaman bildiren bir kelime kullanırsan anlatım bozukluğu meydana gelir. Bu davranış insandan insana göre değişir. Bak burada dan ve a eki var. İnsandan insana diyorsan mesela Ayşe'den Fatma'ya gibi insandan insana diyorsan göre kelimesi bu göre edatı gereksizdir. Bu davranış insandan insana değişir dememiz yeterli. Çıkmış soru var arkadaşlar. Lütfen iyi düşünerek cevaplayın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin atılması cümlenin anlamında bir daralmaya yol açmaz? Buyurun. Okuyun hepsini ama düşünerek okuyun. Evet, bakayım bir kim ne yazdı. Müge, Eray, cevap verdikten sonra bir kez daha düşünün. Eraycığım bir kez daha düşün. Emir, Müge siz kalın söylediğiniz şıktan. Sitedeki bekçi bizim emniyetimizi sağlıyor. Cümlenin anlamını daralmaya yol açıyor sanki bu bak. Sitedeki bekçi bizim emniyetimizi sağlıyor dediğimde ben bekçinin bizim emniyetimizi sağladığını kesin olarak bildiriyorum. Ama sitedeki bekçi güya bizim emniyetimizi sağlıyor dediğimde sitedeki bekçi bizim emniyetimizi sağlayamıyor ki güya kendi çapında bizim emniyetimizi sağlıyor anlamı var. Mesela dikkatlice bakınca gümüş işçiliğinin mükemmel olduğunu gördü. Nasıl bakınca dikkatli, zar. Cümlenin anlamında daralma oluyor. Cevaplarınızı tek tek görüyorum, merak etmeyin. Aferin genel anlamda. Allah'tan çocuktaki değişimin farkına varmışlar. Çabuk varmışlar. Burada yine çabuk çıkartıldığında cümlenin anlamı daralıyor. İmkansız tembellerin sözlüğünde bulunan bir kelimedir. Tabii ki sadeceyi çıkarttığımda anlam daralıyor. Çünkü imkansız sadece tembellerin sözlüğünde bulunan bir kelimedir demek ayrı. İmkansız sadece, burada sadeceyi çıkarttığımda cümlenin anlamı daralıyor. Cevabımızı açıyorum ve aferin. Cevabımız Bursa. Şimdi günlerdir yıkanmayan kirli bulaşıklar tezgahın üstünde dağ gibi yığılmıştı. Burada kirli kelimesi esasen gereksiz sözcük değil midir? Bulaşık zaten kirli olan tabak çanaktır. Bulaşık dediğinde senin aklına temiz tabak çanak geliyor mu? Bulaşıklar var dediğinde mesela
Bulaşık zaten kirli çatal, kaşık, bardak her neyse. Tabii ki cevabımız Bursa. Kirli çünkü gereksiz sözcüktür. Cümleden attığında bırak cümlenin anlamının daralmasını, cümlenin anlamı düzelir. Cevap Bursa, aferin. Bir sorumuz daha var, bunu da çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir bozukluk ya da daralma meydana gelmez. Bak, bir bozukluk ya da daralma meydana gelmez. Çok iyi düşün. Bir detay da var. Ezgi bir daha düşün. Hani şimdi ben ufacık bir yorum yapsam cevap çıkar. Ama yine ben, evet Müge. Müge, kararında kal. Emir bir daha düşün. Biz fiiller konusunu işlerken şey işlemiştik. Eray, aferin. Bekle. Biz fiiller konusunu işlerken kurallı birleşik fiilleri işlemiştik. Yeterlik fiili, tezlik fiili, sürerlik fiili, yaklaşma fiili. Bu kurallı birleşik fiiller cümleye belli anlamlar verirdi. Mesela yaklaşma fiili. Öne yazdım. Az kalsın ölecektim ama ölmedim anlamını verir. Emir, kararında kal. Ezgi. Aynı şekilde. Çiğdem, evet. Cevabımızı açıyorum arkadaşlar. Tabii ki aferin cevabımız Denizli. Neden Denizli? Yaşam bir daha ilk önce soruya bak tekrar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir bozukluk ya da daralma meydana gelmez. Yaşam bir daha düzelmeyecek şekilde aniden değişiverdi. Bu cümlenin yüklemi tezlik fiili. İvermek. Geliver, okuyuver, bakıver, çiziver, iver fiil köküne gelir. İvereki tezlik fiili, kurallı birleşik fiil oluşur. Ve tezlik fiili cümleye birden, aniden, çabucak anlamı verir. Kuşlar birden uçuverdi dersem yine anlatım bozukluğu var. Uçuverdi dediğinde zaten aniden birden anlamını veriyor. Kuşlar uçuverdi. Yaşam bir daha düzelmeyecek şekilde değişiverdi. İvermek zaten cümleye birden, aniden anlamını, bir işin aniden birden olduğu anlamını verir arkadaşlar. Mesela arkadaşım geliverdi. Ne anlama gelir? Arkadaşım aniden birden pat geliverdi anlamını verir. O yüzden cevabımız Denizli'dir. Bu ayrıntıyı unutmayın, karşınıza çıkabilir. Bir sorumuz daha var. Tabii ki atlamıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatım bozukluğu vardır. Çok dikkatli okuyun, tamam mı? Her bir kelimeyi sorgulayın. Yaşantısı boyunca kimseden en küçük bir iyilik bile istememişti. Bu uzun yol yaya yürünerek bitecek gibi değildi. Geçmişteki hatıralar canlandı gözünde bir bir. Bu gece sıcaklık sıfırın altında -5 derece olacak. Onunla ilk tanıştığımızda ben 17 yaşındayım. Onunla ilk tanıştığımızda. İyi düşünün. İyi düşünün, öyle cevap verin. Mügeciğim bir kez daha düşün. Soru ne istiyor senden? Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatım bozukluğu vardır? İki tanesini elemek istiyorum ki mesela Edirne'yi söylerim. Geçtiğimiz soruda.
O yüzden söylüyorum. Onunla ilk tanıştığımızda diye bir ifade yok. Tanışmak zaten ilk gerçekleşen bir eylemdir. Buradaki ilk gereksiz sözcük kullanımıdır. Bu gece sıcaklık sıfırın altında -5 derece olacak. Zaten -5 derece, -5 ifadesi değeri sıfırın altındadır. Sıfırın üstünde -5 yok ki sıfırın altında diyorsun. Sıfırın altında ifadesi gereksiz sözcüklerdir. Bak Denizli Edirne aynı sebepten dolayı anlatım bozukluğu yaşıyor. Ezgi'ye istinaden Ceyhan diyorum, bakıyorum. Geçmişteki hatıralar canlandı gözümde bir bir. Hatıra, Mükeciğim gördüm. Hatıra, zaten geçmişte kalan olaylardan meydana gelir. Yani hatıra geçmişte yaşananlar demektir. Gelecekte yaşanan bir hatıra mı var ki? Geçmişteki diyorsun. Geçmişteki kelimesi gereksiz sözcüktür. Hatıra zaten geçmişte yaşanan olaylardır. 3 tane. C, D, E. Aynı sebepten dolayı anlatım bozukluğu yaşadı. Kaldı 2 şık. Bu 2 şıktan 1 tanesi de gereksiz sözcük kullanımı. Hangisi? Kalan 1 şıkta başka bir sebepten dolayı anlatım bozukluğu yaşadı. Evet, A mı B mi? Cevap vereceğim şimdi. En son Müge ve Ezgi yazdı. Emir yazdı. Bu uzun yol yaya yürünerek bitecek gibi değildi. Yürüme eylemi zaten yayalara özgü bir eylemdir. Taşıtlar, araçlar yürümez değil mi arkadaşlar? Yürüme eylemi yayaya özgüdür. Yaya yürür zaten. Taşıt veya araba, otobüs yürümez. Bu Bursa'da yaya kelimesi de gereksiz sözcüktür. Bu uzun yol yürünerek bitecek gibi değildi demen yeterli. Yaya kelimesi gereksiz sözcüktür. Çünkü yürümek yayaların işidir zaten. Cevabımız Adana. Yaşantısı boyunca kimseden en küçük bir iyilik bile istememişti. Bu cümlede de anlatım bozukluğu var ama farklı bir sebepten dolayı var. Yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan ya da sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Yaşantısı boyunca değil, yaşamı boyunca kimseden en küçük bir iyilik bile istememişti. Adana seçeneğinde yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu varken diğer şıklarda aynı sebepten dolayı, gereksiz sözcük kullanılmasından dolayı anlatım bozukluğu var. Evet, şimdi devam ediyoruz. Etmek, olmak, kılmak, buyurmak, vermek gibi yardımcı eylemlerin yerini isim ve isim soylu sözcüklere gelen herhangi bir yapım eki tutuyorsa ya da bunlar cümleden çıkarıldığında bir anlam değişimi veya daralması olmuyorsa yardımcı eylemlerin kullanılması gereksizdir. Bu bilgi bazı kitaplarda ayrı bir başlık altında yazılır arkadaşlar. Bildiğimiz gibi etmek, olmak, kılmak, yapmak, buyurmak gibi yardımcı fiillerimiz, yardımcı eylemlerimiz vardı. Eğer bu yardımcı eylemlerin yerine isim ya da isim soylu sözcüklere gelen herhangi bir yapım eki karşılıyor, tutuyorsa ya da bu yardımcı eylemler cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir değişim ya da cümlenin anlamında bir daralma meydana gelmiyorsa yardımcı eylemi gereksiz kullandım demektir. Benden kuşku etmenize çok üzüldüm. Bir kere kuşku edilmez, kuşku duyulur. Ya kuşku duymanıza demesi lazımdı ya da etmek yardımcı fiilini atıp kuşkulanmanıza demesi lazımdı.
Bu cümledeki etmek yardımcı fiili gereksiz kullanılmış. Kendine iyi bakmadığı için sık sık hasta oluyor. Olmak yardımcı fiili nedir? Gereksiz kullanılmıştır. Hastalanıyor. La, ne, ı, yor eki. Şu ekler oluyor yardımcı fiilini anlamca karşıladığı için oluyor şeklinde yazmak yanlıştır. Hasta oluyor değil, hastalanıyor demek doğrudur. Doktorun bütün hastalarını iyi ettiğini duydum. İyi ettiğini etmek burada yardımcı, gereksiz yardımcı fiildir. İyi ettiğini değil, iyileştirdiğini demesi gerekiyordu. Bu işin en kısa sürede biteceğini umut ediyordum. Umut ediyordum değil, umuyordum veya umuyorum demen gerekiyor. Etmek yardımcı fiili gereksiz kullanılmıştır. Ben haberi arkadaşlara duyuru yapayım. Duyuru yapayım. Şimdi duyuru ismine A, Y ve ım eklerini getirdiğinde bu ekler yapmak yardımcı fiilini karşılıyor anlamca. O zaman yapayım yardımcı fiilini söylemen, kullanman gereksizdir. Ben haberi arkadaşlara duyuru yapayım değil. Ben haberi arkadaşlara duyurayım demen yeterlidir arkadaş. Evet, bir örneğimiz daha var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Okuyun be. Dikkatli okuyun, bulursunuz. Yardımcı eylem. Evet, bakıyorum. Son 38'de verilen cevaplar hangileri? Berra, Eray, Emir'inki eski cevap herhalde. Eray, kararında kalalım. Berra bir daha düşün. Emir, evet. Eray, evet. Ezgi, evet. Genel olarak cevaplarınız doğru arkadaşlar. Aferin. Sizin için de uygunsa cevabı açıyorum. Cevap tabii ki Adana'dır arkadaşlar. Giriş yaptılar yerine girdiler, girdiler denmesi gerekiyor. Bu Adana'daki yaptılar, yapmak yardımcı fiili gereksiz kullanılmıştır. Diplomalarını alacak öğrenciler salona sırasıyla girdiler demen doğrudur. Giriş yaptılar değil, girdiler demen yeterlidir. Sevgili arkadaşlarım, ilk dersimizi bitirelim. Dersten çıkmayın, fotoğraf atayım. Saat 11'de yine dersimiz var. Çıkmayın arkadaşlar. Gençler, dersin başında söylediğim gibi konuları ağır işliyorum. Çünkü tekrarlıyorum, konuları pat pat bitirmek önemli değil. Anlayarak, soru çözerek bitirmek önemli. Konularımızın genelinde ki biliyorsunuz soruları hiç atlamadım. Bazı konularda da özel olarak soru çözdürdüm arkadaşlar. Şimdi biz neyi öğrendik? Gereksiz sözcük kullanımı. Bir de gereksiz yardımcı eylem kullanımı. Bu ikisini öğrendik bir derste. Aralarda da sorular çözdük. Bu şekilde ağır ağır gideceğiz. Konu bittikten sonra hep geçtiğimiz konulara döneceğiz. İlk başa döneceğiz. Ve bol bol soru çözeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdilik dersi bitirelim. Sorusu olan varsa dememe gerek yok. Sorusu olan her zaman soru sorabilir arkadaşlar. Derste de sorabilir, dersten sonra da sorabilir. Sorusu olan var mı? Yine sorayım.
konumuzu konu anlatım kitabı. Yok hocam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Saat 11'de ikinci dersimiz. Bir dakika bakayım nereden devam edeceğiz. Bunu çözdük. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Buradan devam edeceğiz ikincisi. Saat 11'de. İkinci dersimizde. Şimdi siz çayınızı kahvenizi için bir kafanızı toplayın.